Mega Mac'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Twitter ödeme yapmadığı için mavi tik rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirdi. Beyoncé, Victoria Beckham gibi isimler rozetlerini geri alırken İrem Derici'nin ise mavi tiki geri gelmedi. Elon Musk'ı tagleyen Derici paylaşımında "Kız dünya para verdim, nerede benim mavi tikim, bok yiyen" diyerek tepki gösterdi. Derici aylık 150 TL olan mavi tik için yıllık ödeme yapmıştı. Oyuncu Kaan Yıldırım önceki gün sevgisi Pınar Deniz'in rol aldığı Karanlık Gece filminin galasına katıldı. Galaya katılarak sevgilisini yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek "Çok merak ediyorum bu filmi. Birçok ödül aldı. Pınar Deniz'i izlemek benim için çok büyük bir keyif" ifadelerini kullandı. Filmi ilk kez izleyeceğini söyleyen Yıldırım, aşkını öve öve bitiremedi. "Kaan Yıldırım, Pınar'ı çok seviyorum, çok başarılı buluyorum. Onu ekranda izlemeye doyamıyorum" dedi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliklerini noktalamasının ardından Ayça Çağlı Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya çalışan çiftten Çağlı Altunkaya zaman zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak yurt dışında festivale katılan Altunkaya tarzıyla gündem oldu. Ayça Çağla festival için seçtiği pantolona 16.157 TL öderken gözlüğüne ise 13.400 TL ödedi. Tabii para Acun'dan çıktığı için. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Tan'ın eski aşkı Baran Tınaz geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Tınaz, eski aşkının kardeşi Deren Tan'ın darp olaylarının kendisiyle karıştırılmasıyla ilgili konuştu. "Kesinlikle darp olayı yok. Benimle bir alakası yok" diyen Baran Tınaz, "Olayın detayını tam olarak bilmiyorum. Konuşmanla doğru olmaz" ifadelerini kullandı. Tınaz, Deren Talı ve Baran Tınaz ilişkisi darp sebebiyle bitti yönündeki söylentileri hatırlatan muhabirlere, "Bu olaylar bizim aileye ters. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki. Darp olayı ile ilgili ise tanıklar var mı sanırım. Öyle söyleniyor ama varsa da açıklasınlar. Çünkü ben zan altında kaldım. Benimle bir ilgisi yoktur" açıklamasını yaparak yanlış anlaşılma olduğunu dile getirdi. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.